3 Mayıs, e, 9 Mayıs, nasılsınız Başak Burçları? Umarım her şey iyidir ve keyiftedir ve güzelliktedir. Nasıl gidiyor? Sevgiyle dokunun, güzelliklerle dokunun, hayata dokunun, her gün umutla uyanın isterim. E, yükselen ay Burcunuzu da tabii ki takip edin. E-Akkayofficial e Instagram sayfamı takip etmek isterseniz de günlük yorumlarım var. Değerli Başak Burçları, e, işlerle ilgili gerçekten riskli bir hafta. Yani parasal anlamda gözünüzden kaçırdığınız ya da işinizle alakalı noktalarda bazı başaklarda ciddi sorunlar ulaşabilir ve bu sorunların üstünden aşacağınızı inanıyorum ama fevri bir davranış ya da keskin negatif bir tavrınız sizi daha iş konusunda zarara sokabilir. O yüzden sakinlikle temkinli ve doğru adımlarla toparlamanızı istiyorum. Ee, şöyle diyeceğim özellikle do e 3 Mayıs ve 7 Mayıs ah, 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 özel hayatınızla ilgili de şüphelenmek. Yani ilişkide e, aldatılıyorum psikolojisi ya da ilişkimde ihanet enerjisi yaşıyor olabilirsiniz. Öyle bir durum gereksiz bir sezgi, gereksiz bir paranoyaklık. Bence bu enerjinizi bir kontrol edip e, ilişkinize, iletişimlerle, cep telefonunu takip etmek ya da bu tarz enerjileriniz varsa lütfen geri adım atın. Çok ayıp oluyor. <laughs> Bunu toparlamanızı istiyorum. E, ama e, büyük kurumsal ya da farklı alanlarda yönetici ya da üst düzey konumdaysanız yerinizde güzel bir değişim ve beklenmedik fırsatlar ve bu fırsatlar sizi kazançlı şekilde oturtacak. Kendi işinizi yapıyorsanız kendi işinizde ufak ufak, ufak ufak hareketler başlayacak ve bu size kazanca doğru ilerleyecek. Hatta bazı başak burçları yeri büyütmek, daha büyük bir alana geçmek, daha büyük markalaşmak niyetiniz olabilir. Yani aslında... E, kendinizle alakalı hedeflediğiniz her noktada büyük bir başarı a, Olanımı sağlayacak. Özellikle e, Başak Burcu e, evresinde e, seyahatlerimiz, eğitim, yurt dışı bağlantıları ile ilgili hukuki ticaret vesaire planlarımız yepyeni oluşum ve yeni bir oluşumlar hayatınıza geçiş sağlayacak. Haritanızı da bu arada inceliyorum. Yeni kararlar almaktan korkmanıza gerek yok. Yeni ilişki işlerinizle ilgili adımlarınız size e, e, gerçekten olumlu ve hayırlı olacak olarak devreye sokacak. Yani adeta kendi istediğiniz kendi hedeflerinize yenilmek değil, başarmanın sevincini yaşayacaksınız. İstekleriniz tek tek yavaş yavaş avucunuzun içerisine konulacak. O yüzden bu hafta negatif düşüncelerimizi, agresif tavırlarımızı ruhumuza iyi gelecek enerjilerle bütünleştirirsek kendi hatalarımız bize kar olarak döndürecek. O yüzden lütfen bazı başaklarda risk var ama kendi işini yapan yönetici üst düzey konumdaysanız bunlarla ilgili daha büyük hedefler, daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Kendi işini yapanlar özellikle e, ticaret alanında e, mesela ne bileyim inşaat sektöründe olabilirsiniz e, ya ticaret ne yapılıyorsa bu alanda bazı kişiler tarafından iftiraya uğrayabilir bazı haksızlık haksız rekabetten doğacak sıkıntılar biraz canınızı sıksa da çok kolay bir şekilde halledeceksiniz endişe etmenizi istemiyorum özellikle yurt dışına yerleşmek yabancı alanlarla ortaklı iş fikirleriniz varsa bu kapı, kapılar güzel bir şekilde açılacak ve beklenmedik teklifler de size güzel kazançlar sağlayacak. Yani e, bu ara e, konu yapacağınız üst düzey mevkiler, yurt dışı, yabancı, Türk fark etmiyor. Yapacağınız konuşmaların hepsi size artı olarak dönecek. Doğru iletişim, doğru kazanç diyorum. Yeni iş kurmak isteyen ya da kendi alanında ticareti oturtmak isteyen, evet belki yeni aydan sonra bunu yaparsanız daha sağlıklı olacağını, daha sağlıklı sistemler kuracağınızı düşünüyorum. Bunu ihmal etmeyin. Eğitim için bazı başvurular yapabilir ve bu başvurular için olumlu cevaplar alacaksınız. O yüzden sizi destekleyecek size olumluluk verecek tüm kapılarda pürüz yok. Siz yeter ki delirmeyin ana. Yani sizde bu delilik olmasın. Sağlık konularımız özellikle dikkat edin. Bacak sendromumuz olabilir. Bel fıtığı ya da bel kaymamız ve kalçayla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Özellikle eşiniz ya da sevgilinizin de göğüs ya da boğaz bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer ilişkiniz yoksa güzel heyecanlar, güzel eğlenceli bir aşka yelken açma, haftanın tadına varacaksınız. Geçmişinizde beklediğiniz ve hayal ettiğiniz kişinin olmayacağını kabul etmeniz lazım. Yepyeni bir insan olmaz ama geçmiştekilerle de yüzleşeceksiniz. Yani ahtı vefa dediğimiz sistem sizin hayatınızın içerisine girecek. E, yurt dışı da okuma okutmak istediğiniz çocuk çocuğunuz varsa bu kapısı hayırlı. Üniversiteye girecek çocuğumuzun biraz panik hata olabilir. Bunu iyileştirmemiz lazım. Lise sınavına ya da liseye hazırlanacak çocuklarımızın gayet başarılı ve matematik konusunda zekalarını gayet güzel görüyorum. Miraslı konularımız var. Tartışmalar tekrar gündeme gelecek. Bazı haklarınızı kaybedebilirsiniz. Tekrar yeni haklar gündeme gelecek. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Uzun süredir özellikle Ege, Akdeniz e, ya da Karadeniz'le alakalı haklarla ilgili savaş Başınız varsa bu savaşı gayet güzel şekilde alacaksınız ve son zamanlarda e, şuram ağrıyor ya da gözü göz şuralarımda bir sorun var diyorsanız bir damarlar beyin damarlarınızla ilgili dikkat almanız gerekiyor. Uzun süredir unuttuğunuz borç ya da unuttuğunuz bir evrak size sıkıntı yaratacak. O yüzden evraklarımızı kontrol edelim. Sevgiyle mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.